Ticaret Öğrenci YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Karen Erva Yıldırım. Pistin Ötesi'nin yeni sezonu ve yeni bölümleriyle birlikte tekrar karşınızdayım. Biz tatildeyken Formula 1 içerisinde oldukça heyecanlı olaylar yaşandı. Geçtiğimiz sezon gördüğümüz 22 yarış içerisinde sadece bir yarışta kırılan koskoca Verstappen ve Red Bull dominasyonu yıkıldı. Yerine çok daha eğlenceli bir sezon geldi. Sezonu bıraktığımız yerden ele almak gerekirse 8 yarış içerisinde tam 5 tane farklı kazanan gördük. Buna sezonun tamamını katarsak toplam 7 farklı kazanan görmüş oluyoruz. Bu sezon gerçekten fazlasıyla ilgi çekici oluyor. Kendi memleketinde daha önce hiç galibiyet alamayan Charles sonunda büyüyü bozup kendi ülkesinde yarışı kazandı. The Monaco Grand Prix to achieve his dream. We won it. Finally. Yes. 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 Lando Norris ise F1 kariyerindeki ilk galibiyetini alırken tarihte ilk kez bir sezonda 4 farklı takım 3 galibiyet ve 2'şer pole aldı. Avustralya Grand Prix'sinde Verstappen'in önderliğinde başladı yarış. Onu ise Lando Norris ve George Russell takip ediyordu. Max ve Lando oldum olası birincilik isteyen iki pilot olarak birçok kez liderlik koltuğu için kapışmışlardı. Lakin ikisi de yeri geldiğinde çok agresifleşebiliyorlar. Avustralya'da da birçok kez yan yana gelen Verstappen-Lando ikilisi yarışın 64. turunda 3. virajın girişinde tekrar yan yana geliyorlar. DRS açan Lando Max'a fazla yaklaşıyor ve onun önünü kapatmak isteyen Max ise çok fazla sola kayınca birbirlerine temas ediyorlar. Bunun üzerine Max'ın arka sol tekeri patlıyor. Devamında Verstappen'in dengesizleşmesi yüzünden ikili tekrar çarpışıyor ve Max pite girmek zorunda kalıyor. Lando ise yarıştan çekiliyor ve bu da sürpriz bir şekilde yarış boyunca arkalarından düşmeyen George Russell'a bu sezonki ilk galibiyetini getiriyor. Üstelik bu yarış Verstappen'in düşüşünün de başlangıcıydı. Bu düşüşün gerçekleşmesinde en etkili rolü oynayan isimlerden birisi hiç beklemediğimiz bir isim olabilir. Enis Kirazoğlu. Verstappen ile ilgili attığı posttan sonra ligin en büyük dominantı tek bir yarış bile kazanamadı. Aynı etkiyi geçen sene Nico Rosberg McLaren garajına vermişti. Hatta McLaren bunu durdurmak için garajın girişine No Rosberg Selfies yazan bir kağıt asmıştı. Ama yine de Rosberg'i durduramamışlardı. Bunlar işin şakası tabii ama Verstappen'de alışık olmadığımız bir düşüş vardı. Britanya Grand Prix'sinde ise Hamilton harika bir galibiyet almış ve tam 945 gün sonra ilk kez yarış kazanmıştı. Yarışta yer yer yağan yağmurlu havada aracı iyi kontrol edip profesyonelliğini konuşturdu. Bir sonraki yarış olan Macaristan Grand Prix'si ise McLaren pilotlarının arkasındaki Max Verstappen ile başlamıştı. Yarışın startında Piastri, Lando ve Verstappen viraja aynı anda dönmeye kalkınca Verstappen ve Lando oldukça zorlanmış ve Piastri'nin liderlik koltuğuna oturmasıyla sonuçlanmıştı. Yarışın devamında arayı oldukça açan Piastri 35. turda pistin dışına çıkmış ve zaman kaybetmişti. Bu da arkasında hazırda bekleyen Norris'i canlandırmıştı. Piastri'nin pite girmesiyle birlikte de tekrar birincilik koltuğuna oturan Norris'e takım telsinden sürekli yerini Oscar'a bırakması isteniyor ve hatta duygu sömürüsü yapılıyordu. Norris ise kimseyi umursamıyormuş gibi öylece devam ediyordu. Hatta hızını daha da arttırıyordu. Piastri Lando'yu yakalamaya çalışırken 63. turda bizleri eskilere götüren bambaşka bir çekişme vardı. Üçüncülük için yarışan Verstappen ve Hamilton temas etmiş, Hamilton Verstappen'in aracını havaya kaldırmıştı. Kırmızı bayrak çıkmayan bu temasın ardından Verstappen 5. sıraya düşmüştü. Yarışın bitimine son 3 tur kala Norris sanki amacını elde etmişçesine yavaşlamış ve Piastri'nin kendini geçmesine izin vermişti. Böylelikle Oscar Piastri ile kariyerindeki ilk galibiyeti almış oldu. Belçika'da ise Hamilton pole'den başlayan Leclerc'i erkenden geçerek geride bıraktı. Yarışın sonuna kadar mükemmel yarışıp bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. En az onun kadar harika yarışan takım arkadaşı George Russell ise aracının normalden 1,5 kilo daha hafif olması nedeniyle yarıştan diskalifiye edildi. Bu yarışın ardından Formula 1 bir aylık tatile girdi. Bu süreçte Adrian Newey'i Aston Martin'e geçerken Williams'a da Logan Sargeant koltuğunu F2 pilotu Franco Colapinto'ya bıraktı. Sezona geri dönüş yarışı olan Hollanda Grand Prix'sinde Lando Norris öncülüğünde tamamlandı. Sıra artık İtalya'daydı. Lando yine pole almış, arkasında ise takım arkadaşı Piastri vardı. Daha yarışın ilk turunda Piastri ve Lando arasında yaşanan bir çekişme yüzünden Lando geriye düşmüş, bunu fırsat bilen Leclerc ise hemen ikinciliği almıştı. Ferrari ekibi güzel bir stratejiyle Piastri'nin ön sol tekerinin mahvolduğunu görüp iki pit stop yapacaklarını tahmin etmişti.
Leclerc ise orada çok daha iyi konumdaydı. Bu yüzden de Ferrari ekibi Leclerc'e çift pit stop yapmak yerine tek pit stop yaptılar. Ferrari'nin bu stratejisi ve Leclerc'in tekerlekleri harika derecede koruyabilmesi ona galibiyeti getirmişti. Ma come mi fai sognare? Come mi fai sognare? Grazie, un'altra volta e torniamo. Grazie, Charles. Monaco è Monza, sei mio. Mamma mia, mamma mia. İtalya'da Ferrari neredeyse din olarak görülmekte. Leclerc'in galibiyeti İtalya'yı coşturmuştu. Birkaç yarış öncesinde Lando öne geçtiğinde ona duygu sömürüsü yapan McLaren, bu yarış için ikilinin yarışmasına izin vermiş, buna da Papaya kuralları adını vermişti. Bu garip kuralın açılımı şu: takım arkadaşlarına yarışabilirsin, sadece risk alma ve birbirine temas etme. Bu kuralla birlikte McLaren galibiyeti Ferrari'ye altın kaşıkla sunmuştu. Yarış sonunda Piastri ve Norris oldukça gergin görünüyorlardı. Ve Azerbaycan Grand Prix'sinde son 3 senedir olduğu gibi bu sene de pole pozisyonu Charles Leclerc'e aitti. Lakin Charles önceki 3 sezonda da olduğu gibi bu sezonda da galibiyet alamadı. Söz konusu Baku olunca şanssızlıklar peşini bırakmıyor. Sebastian Vettel goes past. Charles Leclerc has gone straight on. Bir önceki yarışta kendisine galibiyet aldıran Pit bu sefer onun galibiyetini elinden söküp aldı. Ve Oscar Piastri hafta sonunun galibi oldu. Oscar'ın Leclerc'e karşı aradaki farkı bir o kadar hızlı açmasının ana sebebi ise McLaren'in arka kanatlarına mini DRS yapmasıydı. Hatta Leclerc'in bununla ilgili bir ironisi vardı. Ona sorulan güncelleme sorusuna Leclerc, "Mini DRS getirmedik." diyerek şaka yapmıştı. Bu kanatlar tabii ki FIA tarafından incelemeye gitti. Tifosiler heyecanla diskalifiye beklerken FIA sadece McLaren tarzı kanadın kullanılmasını yasaklamakla yetindi. Singapur'da da McLaren dominasyonu devam etti. Lando geçen senenin intikamını alır gibi Verstappen'e 21 saniye fark atarak günün kazananı oldu. Sezonun başından beri şampiyonluk için yarışan Lando'ya büyük darbeyi eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo vurdu. Ricciardo attığı en hızlı tur ile Norris'in elinden bir puanı aldı. Eğer Norris önümüzdeki yarışların hepsini kazanırsa ve Verstappen de onun hemen arkasında olursa Norris sezonu bir puanla kaçırmış olacak. Yarışın son kısmında aracından inmek yerine biraz daha içinde oturan Ricciardo'nun gözleri dolu dolu röportaj verdiğini gördük. Birçoğumuz bu Rick'in son yarışı olacak diye düşünüyorduk. Genel değerlendirme yapacak olursak, Verstappen dominasyonunun kalktığı, birçok pilotun başarı getirdiği bir sezonumuz var şu anda. Puan tablosuna bakacak olursak, pilotlarda birinci 331 puanla Max Verstappen, hemen arkasında ise Lando Norris ve Charles Leclerc geliyor. Takımlar şampiyonasına bakacak olursak ise McLaren üstün performansıyla birinci sıraya yerleşirken, Red Bull artık düşük performansıyla ikinci sırada. Red Bull'da gerçekten işler yolunda gitmiyor. Verstappen ritim kaybederken Perez'in birkaç yarışa Q1'de eğlendiğini gördük. Yeni pilotumuz Colio Pinto ise Azerbaycan ve Singapur Grand Prix'sinde takım arkadaşı Albon'un önünde tamamlayarak sezon boyunca Albon'un gerisinde kalmış Sargent'ın neden gittiğini açık açık göstermiş oldu. Ferrari son yarışa zorlansa da geçen seneye kıyasla harika işler çıkartıyor. Mercedes ise bazen mükemmel atılımlar yaparak biz de burada izliyor. Bu sezonun en zorlanan takımı ise Sauber oldu. Öyle ki 20 kişilik gridde Valtteri Bottas 22. durumda. Peki sizce sezonun sonunda takımlar şampiyonasında ve pilotlar şampiyonasında kimleri görürüz? Bölümümüz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni sezonumuza sizlerle olmaya devam edeceğiz.